Kaynanasıyla geçinemeyen gelinin hayat verici intikamı ve gelişen akıl almaz hikayesi. Bu hikayemizde çok büyük bir ibret var. Günümüz gelin ve kaynanalarına örnek olmalı. Özellikle Türk toplumunda meşhurdur gelin kaynana arasındaki sürtüşme. Bunun nedeni ne diye hepimiz merak ederiz ama aslında sorunun kaynağı belli. Peki nedir bu sorun? Gelin bu ibret veren hikayemizi dinleyelim. Bir kız evlenip aynı evde kocası ve kaynanasıyla birlikte yaşamaya başlar. Önceleri bir sorun yoktur. Zamanla gelin ve kaynana arasında sürtüşmeler başlar. Zamanla aradaki sorunlar ve gerginlikler artmaya başlar. Bu gerginlikler sebebiyle de gelin kayınvalidesiyle geçinmenin çok zor olduğunu anlar. İkisinin kişiliği tamamen farklıdır. Bu da onların sık sık kavga edip tartışmalarına yol açar. Bunların arasındaki sürtüşme ve sorun etraftakilerin de dikkatini çeker. Sonuç olarak da durumu pek hoş karşılamazlar. Birkaç ay sonunda bitmez tükenmez gelin kaynana kavgalarından ev kendisi ve annesiyle karısı arasında kalan eşi için cehennem haline gelmiştir. Bazen kafasını dinlemek için evden giden erkek eninde sonunda eve geri dönmek zorundadır. Bu sorunlarla artık o da baş edemez hale gelmiştir. Huzuru kalmamıştır. Genç gelin çaresizlik içinde kıvranırken aklına çılgın bir fikir gelir. Kaynanasını zehirleyecektir. Lakin bunu kimseye fark ettirmeden yapmalıydı. Doğruca babasının eski bir arkadaşı olan ihtiyar bir aktara koşar ve ona planını anlatır. "Peki," diyen yaşlı baharatçı ona bitkilerden bir şurup hazırlar. "Bu," dedi. "Etkisi 3 ay içinde görülecek bir zehirdir. 3 ay boyunca her gün azar azar kaynananın yemeğine karıştıracaksın." Parmağını havaya kaldırarak devam etti yaşlı aktar. "Kaynanan öldüğünde kimsenin senden kuşkulanmaması için 3 ay boyunca kaynanana çok iyi davranmalı. Bir dediğini iki etmemelisin. Kadıncağız 3 ay sonra nasıl olsa ölecek. Bari gözü arkada kalmasın." "Tamam," diyen genç kız sevinç içinde eve döner ve yaşlı baharatçının dediklerini aynen uygulamaya başlar. Kaynanasına her gün çok güzel yemekler pişirir. O güne değin hiç olmadığı kadar iyi davranır. O kadar iyi davranır ki kaynanası gelinine yaptıklarından dolayı pişman olmaya başlamıştır. Gelinine haksızlık ettiğini düşünür. Birkaç gün içinde o da değişip iyileşmeye karar verir. Artık o da gelinine çok iyi davranmaya başlar. Böylece aileye dirlik ve düzen gelmiştir. Herkes çok mutlu olur. Özellikle kızın eşi bu değişimden son derece memnundur. Annesiyle karısı arasında öğütülmekten kurtulmuştur. Fakat zehir etkisini gösterip kaynana ölünce ne olacaktı? Genç gelin yaptıklarından pişman bir vaziyette aktarın yolunu tutar. Babasının dostu olan yaşlı aktarı tekrar bulur. Kaynanası için bir panzehir yapmasını ister. "Artık ölmesini istemiyorum," der. "Lütfen, verdiğiniz zehri etkisiz hale getirecek bir panzehir hazırlayın," der. Kız konuşurken aynı zamanda ağlıyor. Yaşlı baharatçı karşısında ağlayarak konuşan genç gelini gülümseyerek dinler ve sorar. "Neden artık kayınvalidenin ölmesini istemiyorsun? Oysa buraya ilk geldiğinde çok kararlı görünüyordun." "İstemiyorum çünkü," dedi kız gözyaşlarını silerek, "o çok değişti. Artık eskisi gibi aksi değil. Benim ak dediğime kara demiyor. Evin içinde gülümseyerek dolaşıyor. Bana kızım diye hitap ediyor. Anlayacağınız, ey babamın dostu, evde her şey yolunda. Lütfen kayınvalidemi kurtarın, panzehir hazırlayın," der. İhtiyar baharatçının gülümsemesi tüm yüzüne yayılır. "Demek işler yolunda. Birbirinizle artık zıtlaşmıyorsunuz. Bu çok iyi." "Asla," dedi genç kız. "Zıtlaşmak şöyle dursun. Çok seviyoruz birbirimizi. Biraz görmesek özlüyoruz." "Ve artık onun ölmesini istemiyorsun, öyle mi?" der yaşlı adam. "Asla," der kız. "Kaynanamı o kadar seviyorum ki. Ölürse dayanamam. Bu benim başıma gelebilecek en büyük felaket olur." Yaşlı aktar uzun sakalını çekiştirdikten sonra tane tane konuşmaya başladı. "Ey benim eski ve iyi dostumun kızı. Merak etme. Sana zehir diye verdiğim şey iştah açıcı etkisi olan bir şuruptu.
Ondan yemeğine katarak sadece kaynananın iştahını artırabilirdin. Derin bir nefes aldı ve devam etti. Gerçek zehir senin beynindeydi. Adı peşin hüküm ve nefretti. Zaten nefret peşin hükmün çocuğudur. Bir beyne yerleştiler mi beynindeki tüm iyi şeyleri öldürürler. Kaynanana iyi davranınca beynindeki zehirlerden kurtuldun. Kaynanan da senin iyi davranışların sayesinde kendi beynindeki zehirlerden kurtuldu. Sana iyi davranmaya başladı. Peşin hükümle birlikte nefret dağıldı gitti. Yerlerine sevgi geldi. Sonuçta olmanız gerektiği gibi anne kız oldunuz. Evet, hikayemiz çok açık değil mi? Gelin kaynana neden hiç geçinemez? Hep kavga eder diye düşünüyorsanız işte altında yatan en büyük sebep budur. Kalbimizi, niyetimizi düzelttiğimizde birçok şeyin değiştiğini fark edeceksiniz. Elbette bütün insanlar için aynı sonuç olmayabilir. Kalbi kötülükten başka bir şey düşünmeyenlere verilecek çokça bir nasihat yok. Ama çoğu evdeki huzur bozan sebeplerin başında maalesef kalbimizde ve beynimizde beslediğimiz yanlış ve sevgisiz davranışlar yatmaktadır. Siz siz olun. İyi ve mutlu bir yuva istiyorsanız yüzünüzden gülümsemeyi, iyilik yapmayı, güzel davranışlar sergilemeyi, yani sevgiyi ihmal etmeyin. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Ve son olarak sizlere şu tavsiyelerimiz olacak. Lütfen bunları uygulayın. Uyguladığınızda emin olun eviniz çok daha huzurlu ve mutlu olacaktır. Gelin ve damat ikisi için de geçerli bu. Kendisine ve kendi annesine nasıl davranılmasını istiyorsa eşinin annesine de öyle davranmaya gayret etmeli. Gelin, kayınvalidesine kaynana gözüyle değil, sevdiği eşinin annesi olarak bakmalı. Şayet kayınvalidesini memnun ederse eşini de memnun edeceğini, üzerse de eşini üzeceğini bilmeli. Aynı şekilde eşinin akrabalarına karşı iyi davranmalı. Yaşlı olan kayınvalidenin gençlere göre daha sabırsız, daha tutucu olabileceğini dikkate alan gelin daha fedakar olmaya çalışmalı. Bu arada onun tecrübe ve bilgilerinden yararlanmaya gayret etmeli. Arada küçük sorun olduğunda hemen kendi annesine aktarmak yerine öncelikle kendi arasında çözmeye çalışmalı. Gelin tatlı dil, güler yüzün gücünden yararlanmalı. Kayınvalidesine anne demeli, zaman zaman onu takdir etmeli. Zaman zaman kayınvalidesine akıl danışır, görüşünü alırsa hem onun tecrübesinden faydalanır hem de onu memnun etmiş olur. Ve bu sözlerimiz de kayınvalide için. Kayınvalide her şeyden önce gelinini bir yabancı ve bir düşman gibi görmemeli. Kayınvalide gelinine kızım der ve kızı gibi davranırsa gelin de onu annesi gibi görecek ve ona göre davranacaktır. Kayınvalide büyüklüğünü bilmeli. Gelinin acemilik ve gençlik hatalarını büyütmemeli. Özellikle de hatalarını başkalarının yanında söyleyip gelini mahcup etmek çok yanlıştır. Günümüzde biz istesek de istemesek de görüşler, anlayışlar, adetler hızla değişmektedir. Anlayış göstermeli. Bu nedenle kayınvalide bazı değişiklikleri kabullenmeli ve sık sık bizim zamanımızda böyle değildi diye inatlaşmamalı. Bazı kayınvalidelerin yaptığı gibi gelini kendi aile ve akrabalarından uzaklaştırmak doğru değil. Kayınvalide başkalarına kendi gelinini kötülememeli ve başkalarının söz ve dedikodularından etkilenerek gelinine eziyet etmemeli. Çocuğun yanında annesi asla kötülenmemeli ve küçük düşürülmemeli. Hepinize huzurlu bir yuva diliyoruz.